Lezzet noktasını gezmeye devam ediyoruz. Şimdiki noktamız Binevler'de Bilecik Altın Şiş. Yalnız Bilecik diyorum, burası sadece et üzerine değil, gördüğünüz gibi Arzu, güzel bir serpme kahvaltı. Gün, harika bir kahvaltı demektir. Gerçekten sevdiklerimizle, eşimizle, dostumuzla harika bir gün geçirmek için harika bir kahvaltı yapmak gerekiyor. Tabii bunu da Altın Şiş, Necat Bey ve Müslüm Bey gerçekten hakkını vermişler. Teşekkür ediyoruz biz onlara. Abi öncelikle kolay gelsin. Bir pazar sabahı sizle yine karşılaştık. Evet. Tabii buraya gelince hep et yemek olmuyor. Biraz da kahvaltı yiyelim. Kahvaltı alalım dedim ama masada yok yok. Necid abi. Evet. Neler yapmışsınız? Bana özel mi? Arzu'ya özel mi yaptın? Yoksa normalde herkese veriyor musun? Önce buna başlayalım. Hem size özel hem herkese özel. Biz bunu gelen müşterimizin bizim için çok kıymetlidir. Herkes aynı şekildeyiz ve herkese özel yani. Bizim kişiye değil. Bütün gelen insanların yani müşteri. Yani herkes özel. Bizim, Altın Şiş'e evet. Gelen herkes özel. Bizim kapıdan gelen her müşteri bizim için özeldir. Ve biz de bu özelliği onlarla yaşamak istiyoruz. Onun için bu kişiye değil, bütün müşterimiz için aynıdır. Peki abi, kaç çeşit kahvaltı var? Önce başlayalım buradan. Buradan... Sayalım mı Ali istersen? Öncelikle Gaziantep'in gastronomi şehri olduğu için tabii evet. Antiplilerin vazgeçilmez lezzeti kavurmamız var. Kavurmamız var. Nohutumuz var. Kaymağımız var. Bal var, zeytinimiz var, peynir çeşitlerimiz var. Peynir çeşitlerimiz diyorum çünkü sadece bir tane değil. Tabii ki annelerimiz eskiden var, yapmış evet. olduğu. Kızartma çeşitlerimiz var. Sahanda sucuklu yumurtamız. Var. Yani yok yok maşallah. Şey var mı ekstra? Burada olarak? Ekstra olan şey katmerimiz var. Ha, sadece katmer. Katmerimiz ekstradır. Ben yani onu kişiye göre de isteğe göre yapıyoruz. Katmerimiz yani. Dışarıdan mı geliyor yok, peki? Yok katmerimiz kendi imalatımız. Kendiniz yapıyorsunuz. Ve kim yaptı bunu ben doğru söyleyeyim. Bizim katmerci ustamız yaptı. Ben bizim, tadına bakmak istiyorum. Bir bakın tadına isterseniz. Hakkınızı helal edin abi, diyoruz. Yapmış? Bir kontrol edin bence. Daha önce kontrolünü yaptıktan sonra zaten. Ha, kontrol yapıyorsunuz. Abi şunu sen al. Vallahi olmaz ayıp. Gerçekten ayıp olur. Biz sunacağımız şeyince kendi kontrolünü kendimiz yapıyoruz. Kendimiz yeriz ondan sonra müşteriye yapıyoruz. Beğendiğimiz zaman bunu müşteriye takdim ediyoruz yani. Yalnız böyle çok hafif bir tadı var gerçekten. Tatmanız gerekiyor. Bunun fiyatını belirtmekte bir sakınca var mı abi? Söyleyelim bence absürt bir rakam değil, komik bir rakam. Bu aynı zamanda burada 4 kişilik bir kahvaltı var. Onun aslında bunu söyleyelim. 2 kişiye de aynı fiyat, 4 kişiye de aynı şekilde. Aynen. Yani aynı lezzet sunuluyor, aynı evet. Masa hazırlanıyor. Ama şöyle değil mi? 20 çeşit kahvaltı. Aynen öyle. Sınırsız çay. Bilecik, Altın Şiş'te, Binevler'de sadece ve sadece 25 TL. 25 TL evet. Kişi başına 25 TL. Kişi başı 25 TL. Zarar dersiniz. İyi düşünün. Yok biz zarardan biz müşterimizi kazanmak istiyoruz. Bize gelen müşterimizi kazanmak istiyoruz. Zarar dersiniz. İyi düşünün. Şimdi bizim için önemli olan müşteri memnuniyeti. Yani bizim zarar etmemiz önemli değil yani. Önemli olan insanların burada memnun kalkması yani. Bu çok önemli. Yalnız az biraz doğallık da var burada. Kesinlikle değil mi? Gerçekten bu, öyle. Gerçekten Kaya öyle. Kaymaklı da bunu tabii Ali biliyorsun çorbamız var, milli içeceğimiz tabii ki çayımız sınırsız burada aynı şekilde. Tabii biz güzel bir kahvaltı yaparken biliyorsun hani çalışan insanlarımız özellikle bütün bir hafta yoğun bir şekilde çalışıyorlar, yorgun düşüyorlar ve pazar günü de eşleriyle dostlarıyla buraya geldiklerinde tabii aynı zamanda es geçmek istemiyorum. Arka tarafta da çocuklarımız için bir parkımız bulunuyor. Daha rahat bir kahvaltı yapmak var. İçin. Öğretmenlerimiz var. Müsa bakar mısın? Şaka yapmıyoruz. Şöyle göstermek istiyoruz. Eşlerimiz, dostlarımız derken gerçekten onu da sanırım için bir şey yapıyoruz. Bugün misafirlerimiz var. Bir iki saniye müsaade ederiz. Peki. Afiyet olsun. Hocalarım nasılsınız? İyi misiniz? Şöyle bir yok. Herkes konuşacak. Herkes konuşacak. Basın danışmanımız. Evet. Basın danışmanımız. Hocam nasıl buldunuz lezzetleri? Bu lezzetleri çok güzel. Ben geçen hafta tanıştım buranın lezzetiyle. Paça içmeye geldim. Hihi paça içmeyi hiç sevmem ama burada ikinci paçayı içebildim. Her şey çok güzel. Sunum güzel, ilgi güzel. Tatlar çok güzel. Yalnız herkese tavsiye ederim. Kahvaltı da var. Bunu belirtelim değil mi? Öyle şu anda kahvaltı tabii. Akşamda paçası, kebapları çok güzel. Tamam. Şu anda kahvaltı için konuşuyorum ben. Her şey çok güzel. Bütün çok arkadaşlar da memnunlar. Tekrar hoş geldiniz. Afiyet olsun. Sağ olun. Biz röportaja kaldım. Yine devam ediyoruz. Hadi tekrar yorum aldım. Evet. Almak zorundayım. Bizi gerçekten. Bir bıraktın gittin Ali. Yani. Abi gerçekten hizmet olarak sadece et yok burada, onu belirtelim. Özellikle yine söylüyorum, sadece haşhaş kebap, patlıcan kebap değil. İşte gördüğünüz gibi kahvaltıda hizmet veriyor. Sadece kahvaltı yok Ali burada. Biliyorsunuz artık kış ayı geldi, vazgeçilmez bir lezzet var burada aynı zamanda.
Biricik lezzetlerini sunuyorsunuz ama Gaziantep'in de vazgeçilmez bir çorbası var. Onu da ikram ediyorsunuz müşterilerimize. Onu da ikram ediyoruz. Tabii ki beyrandan bahsediyoruz. Evet. Paçamızdan da aynı şekilde ben bu çaydan bahsetmek vazgeçmem. İstiyorum. Ben bu çaydan vazgeçmem. Abi çok teşekkürler. Ellerinize sağlık öncelikle. Güzel bir mekan, konsept de güzel. Çok. Siz de güler yüzlüsünüz. Ekibi zaten söylememe gerek yok zaten. Kesinlikle. 10 numara çalışıyorlar. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Neler söylemek istersin son olarak? Valla son olarak ne söyleyeceğim? Biz burayı Antep halkı için açtık. Bütün yöresel halkımız için açtık. Kendi yöreselerimizi sunuyoruz. Kendi lezzetlerimizi sunuyoruz. Bilecik olarak, Antep olarak, Gaziantep olarak. Bunlar da bütün müşterimizi bekliyoruz. Sabah güzel bir kahvaltıya. Ailece, bin evine gelsinler, otursunlar, bu lezzetlerimizi tatsınlar, çocukları bahçe, çocukları da oyun parkımızda oynasınlar. Rahat bir kahvaltı yapsınlar, rahat rahat yemeğe gidince çocuklar rahat rahat oynasınlar. Bütün Antep halkını ve bütün insan müşterilerimizi hepsini bekliyoruz. Neler söylemesiniz Müslüman abi? Vallahi Necati Bey söyleyecek bana pek fazla bir şey bırakmadı da, şimdi bizim için, bizim burada Antep'te bir mekan açmamızın en büyük sebebi, Antep'in damak tadı bizim Birecik, Urfa yöresine yakın damak tadı var. Biz de o yüzden Birecik'le Antep'i birbirine harmanlayarak bir lezzet sunmaya çalışıyoruz. İnşallah Antep'e de layık olmaya çalışırız yani bu yöreye. Olmaya olmaya bayağı bir kat ettiğiniz için. Fazla gelen insanlarsınız. Evet. Aynı zamanda otopark yerimiz de var. Evet. Gösterelim onu da. Onu belirtelim. Arka tarafımızda. Araç evet. Sorunumuz yok. Araç park, otopark sıkıntımız, araç yalnız, sıkıntımız da yok. Ali şimdi kahvaltıdan bahsettik. Lezzetlerimizden bahsettik. Yalnız ben bir duyum daha aldım. Tabii herkesin çok sevdiği bir içeceğimiz daha var. Evet. Kahvaltıdan sonra. Biz ne içiyoruz? Şimdi, ne ikram ediliyor bize? Bizim müşterilerimiz, evet. Türk kahvesi. Burada gelen müşterilerimizi önce bir güzel doyuruyoruz, içiriyoruz. Sizi ondan sonra kahvelendirip gönderiyoruz. Hani kahvelendim diyorlar ya, bir de kahve, bir kahve bitti ortaya yani. Kahveden sonra önce sağ sonrası olmuyor. Evet. kahvelendim deyip bütün müşterilerimizi buradan yolluyoruz. O zaman güzel bir şekilde. 40 yıl kahve içmeye evet. Davet ediyoruz diyoruz. 40 yıl kahvenin hatırı var der ve bu kahvaltıya herkesi bekliyor. Herkese şimdiden afiyet olsun diyoruz. Allah'ım yamam böyle.